Efendim, şimdiki konuşmacımız Erkin Altekin. Erkin Bey, Tibet ve İç Moğolistan meselesinin insan hakları bağlamında değerlendirilmesini yapacak. Buyurun. Değerli misafirler, öncelikle benim gibi yaşlı bir dedeyi bu toplantıyı davet etme lütfunda bulunan derneklerimize, başkanlarından yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Aslında çok genç insanların yer alması gerektiğini bu toplantıda düşünüyorum. Madem lütfedip beni davet ettiler, ben de bir iki kelam edeyim. 40 yıllık bir lobist olma sıfatıyla. Tibet ve İç Moğolistan'daki duruma geçmeden önce duyabiliyor musunuz? Evet. Birleşmiş Milletler'de temsil edilmeyen milletler, yani BM'de temsil edilmeyen milletlerin Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine bakışı konusunda size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği 1948 yılında Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi ilan edildi. Aradan geçen 70 yıl zarfında buna insan hakları pek çok milletlerin, azınlık milletlerin ve indigenous dediğimiz, onu nasıl alıyoruz bilmiyorum, indigenous yerli halkların İnsan hakları devamlı olarak ihlal ediliyor, asimilasyona tabi tutuluyor, ekonomik sömürüye uğruyor, ekolojik kayıplar veriyor, ırkı aşamalar yaşıyor ve hatta soykırımlara maruz kalıyor. Tüm bu trajediler adalet, eşitsizlik ve insan onurunun korunması üzerine kurulan Birleşmiş Milletler'in varlığına rağmen nasıl hala devam etmektedir? Bunun pek çok sebepleri mevcut ama ben bunların içinde önemli gördüğüm bazı sebeplerin üzerinde kısaca durmak istiyorum. Dünyada şu anda yaklaşık 7000 millet, halk veya azınlık bulunmaktadır. Bunlardan sadece 200'den azı diyelim, Birleşmiş Milletler'de temsil edilmektedir. Birleşmiş Milletler aslında milletlerin değil, devletlerin temsil edildiği bir yerdir. Kalan kısmı, bu asıllık milletlerin veya temsil edilmeyen milletlerin kalan kısmı, hepsi bu devletlerin, 200'den az olan devletlerin sınırları içinde yaşamaktadır, isteyerek veya istemeyerek. Temel hakların elde etmeye çalışan, bu Birleşmiş Milletler temsil edilmeyen milletleri koruyan hiçbir organ yok Birleşmiş Milletler külahının içinde. Esas görevi kendi yönetimi altındaki bu millet, halk ve azınlıkların çıkarlarını korumak, geliştirmek ve temsil etmek olan devletler genellikle bu görevlerini yerine getirmemekte ve çoğu zamanda onlara karşı düşmanca davranmaktadırlar. Milli egemenlik, yani başka devletlerin iç işlerine karışmama, dünyada insan haklarının korunmasında en büyük engel teşkil etmektedir. İnsan haklarını korumada uygulanan çift standart tüm dünyayı çelişkiler içine sokmuştur. Eğer insan haklarını çiğneyen ülke küçük, ticari, ulusal ve stratejik önemi olmayan bir ülke ise, büyük devletler bu küçük devletlerin üzerine akrabalar gibi çullanıyorlar. Fakat Çin gibi güçlü devletler ciddi eleştirilerden uzak tutulmaktadır. Neticede Doğu Türkistan, Tibet ve Güney Moğolistan hakları da dahil olmak üzere dünyada pek çok temsil edilmeyen millet, Birleşmiş Milletler'in insan haklarının standartlarına adil bir şekilde uyguladığına konusunda inancını tedirici olarak yitirmiştir. İnsan haklarında evrensel bir uygulamanın ve yürütmenin olmadığı, Birleşmiş Milletler'in seçici olduğu ve insan hak ihlallerine yönelik taraflı bir tutum sergilediği, güvenilirliği ve dürüstlüğünü yitirdiği sonucuna varmışlardır. Dünya çapında kendilerini aldatılmış,
terk edilmiş, ihanete uğramış gibi hissetmektedirler. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilgili olarak konuşmacılarımız tavsiye olarak bilgi verdiler ve vereceklerdir. Müsaadenizle ben uzun yıllardan beri işbirliği yapmakta olduğum Tibet ve Güney Moğolistan haklarına karşı yürütülen Çinlilerin insanlık ve siyaseti konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. Tibet 1949 yılında komünistin tarafından istila edildi. Çin yönetimi Dalai Lama'yı 17 maddelik bir anlaşma imzalamaya zorladı. 1951 yılında imzalanan bu anlaşma ile Dalai Lama Çin'in egemenliğini kabul edecek. Buna mukabil Çin, Tibet'in siyasi, dini ve sosyal sisteminde herhangi bir değişiklik yapmayacaktı. Ama Çin her fırsatta Tibet'in iç işlerine karışıp anlaşmaya aykırı yöntemler uygulamaya başladı. Bu durum Tibet'teki tansiyonu gittikçe yükselmesine yol açtı. Neticede 1959 yılında Tibet halkı Çin yönetimine karşı silahlı bir ayaklanma düzenledi. Modern silahlarla donatılan Çin ordusu bu ayaklanmayı çok kanlı bir şekilde bastırdı. Araştırmacıların ifadelerine göre bu ayaklanma sırasında 90 bin Tibetli hayatını kaybetti. Dalai Lama Hindistan'a iltica etti. Onu takip eden 100 binden fazla Tibetli de Hindistan'a yerleşti. O ayrıca Nepal ve Bhutan gibi komşu ülkelere de iltica ettiler. Tibet yönetimi doğrudan doğruya Çin halk ordusunun eline geçti. Bunlar da tedirici olarak Tibet'i Tibet yapan bütün özelliklerinden Tibet'i arındırdılar. Aradan geçen bu 70 yıl zarfında Tibet'te 1.2 milyon Tibetli katledildi. 7 binden fazla Budist tapınağı yok edildi ve Çin nüfus transferi 7 milyon nüfuslu olan Tibet'te her 7 kişinin birini Çinli. Yani her 7 kişi Çinli, Tibet'li her 7 kişinin biri Tibetli durumuna düşürüldü. 1987 yılında ABD Kongresi'nde bir konuşma yapan Dalai Lama, Tibet davasını barışçı yollarla halledebilmek için Çin'de 5 maddelik bir teklifte bulundu Çin'e. Bir yıl sonra aynı teklifi Avrupa Parlamentosu'nda tekrarladı. Dalai Lama bu teklifini o sıralarda Çin'in kudretli adamı olarak tarif edilen Deng Xiaoping'in bağımsızlığının dışında her şeyi görüşüp karara bağlayabilir miyiz şeklindeki sözü üzerine yapmıştı. Nitekim Dalai Lama bu 5 maddelik teklifinde bağımsızlık talebinden vazgeçtiklerini, bunun yerine Tibet halkına yüksek dereceli özellik verilmesini talep etmekteydi. O dönemde ben Tibetlilerle yakın işbirliği içindeydim. Dolayısıyla Dalai Lama ile görüşüp ona Çinlilerin asla Tibet'i yüksek dereceli özellik hakkını tanımayacağını kendisine anlatmaya çalıştım. Çünkü Çinliler yüksek dereceli özelliği bağımsızlık için atılan ilk adım olarak telakki ediyorlardı. Bu konuda bizim geçmişte tecrübelerimiz olduğunu dilim döndüğü kadar kendisine anlatmaya çalıştım. Ama Dalai Lama İngilizce olarak let's see, yani bakalım demekle yetindi. Dalai Lama'nın bu teklifi dış ülkelerde yaşayan Tibetlilerin sert eleştirilerine yol açtı. Özellikle 20 binden fazla üyesi olan Tibet Gençler Kurultayı Dalai Lama'ya karşı cephe aldı. Dalai Lama'nın bu teklifinden sonra Tibetlilerle birlikte sürdürdüğü lobi faaliyetleri de akabete uğradı. Çünkü ben merhum liderimiz Mehmet Emin Buğram ve İsa Üs Altekin tarafından kaleme alınan 1954 yılında Suudi Arabistan'ın Hicaz şehrinde düzenlenen dış ülkelerdeki Doğu Türkistanlıların birinci kurultayında alınan karar, yani
nişanımız bağımsızlıktır kararına sadık kalmam gerekiyordu. Dalai Lama'nın heyetiyle Çinli yetkililer arasında sürdürülen barış görüşmeleri 9 ay devam etti ama hiçbir netice vermeden ayaklaştı. Bütün bu olumsuz gelişmeler, dahası Çinlilerin baskıları Tibet halkının özgür yaşama iradesini kıramadı. Özellikle 1989 yılında Tibet'in başkenti Lhasa başta olmak üzere çok büyük Çin aleyhtarı büyük ayaklanmalar patlak verdi. Silahlı ayaklanmalar, bombalı saldırılar patlak verdi. Bu gösterileri bastırabilmek için Çin ülke çapında sıkı yönetim ilan ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Dalai Lama 1995 yılında Çin yönetimi altında ölen Panchen Lama'nın ruhunu taşıdığını inanırlar, Budist inançlarına göre 6 yaşındaki bir çocuğu kendi yerine geçecek Dalai Lama olarak ilan etmişti. Ama Çinliler bu çocuğu kaçırdılar. Şimdiye kadar bu çocuğun nerede olduğu bilinmiyor. Çin'in Tibet siyasetini protesto eden 150 rahip üzerlerine benzin dökerek kendilerini ateşe verdi. Dalai Lama ise en son 2015 yılında Hindistan'daki karargahında görüştüm. Tibet'teki durumun son derece vahim olduğunu ifade etti. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı, Af Örgütleri ve Tibet Merkezi Hükümeti'nin 2018 yılında yayınladığı raporlarda Çin yönetiminin Tibet halkının dilini, dinini, örf adetlerini yok etmeye çalıştığı bildirilmektedir. 18 yaşından küçük çocuklara devlet memurlarının ve Komünist Parti üyelerinin dini merasimlere katılmaları Ağustos 2019 tarihinden itibaren resmi olarak yasaklandı. Çin yönetiminin siyasetine karşı çıkanlar ise tutuklanmaktadır. İşkencelere tabi tutulmakta ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmaktadır. Hemen Human Rights Watch örgütü ise Çin yönetiminin Tibet halkının yaşama hakkını yok etmeye çalışmakta suçlamaktadır. Bu Tibet'teki durum kısaca. Güney Moğolistan'daki insan hak ihlallerine değinmeden önce kısaca Moğolistan Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuzey Moğolistan ve İç Moğolistan ve Güney Moğolistan tabirlerine biraz açıklık getirmek istiyorum. 1911 yılından sonra Moğolistan tedirici olarak Kuzey Moğolistan ve İç Moğolistan olarak ikiye bölündü. 1945 yılında Yalta Konferansı'nda Stalin'in direnmesiyle Kuzey Moğolistan sözde bağımsızlığına kavuştu. Moğolistan Halk Cumhuriyeti ismini alarak Sovyetler Birliği'nin bir peki olarak kaldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Moğolistan Halk Cumhuriyeti şimdi sadece Moğolistan olarak adlanmak istiyor. Moğolistan'dan kaçıp Batı ülkelerine iltica eden ve orada örgütlenen iç Moğollar ise kendi ülkelerini şimdi Güney Moğolistan olarak, iç Moğolistan değil, Güney Moğolistan olarak anılmasını istiyorlar. Ben de onlara saygı göstermek için iç Moğolistan yerine Güney Moğolistan ismini kullanmayı tercih ediyorum. Güney Moğolistan'daki durum da son derece vahim. Güney Moğolistan'ın toplam nüfusu takriben 25 milyon civarındadır. Bu nüfusun sadece 6 milyonunu Moğollar teşkil ediyor. Bu 6 milyon Moğol'un da sadece 1 milyonu ana dilde konuşabiliyor. Diğerleri tercih olarak Çinlileştirilmiş asimilasyon nedeniyle ana dilini konuşabilecek durumda değiller. Vaziyet bu. Batılı araştırmacılar 1960 ile 1970 yılları arasında Çinlilerin Güney Moğollara karşı katliam siyaseti yürüttüklerini
ileri sürmektedirler. Ardı arkası kesilmeyen Çin nüfus transferine değinilen hayvancılıkla uğraşan Moğollar hayvanlarını otlatabilecek yer bulamamaktadır şimdi. Toprakları Çinli mülteciler tarafından gasp edilen Moğollar çiftçiler ürünlerini ekecek yer bulamaktadırlar. Güney Moğolistan'ın başta kömür olmak üzere yeraltı, çok zengin yeraltı şeyleri vardı, zenginlikleri sahip. Ama bunların hepsi Çinliler tarafından işletiliyor. Moğolların burada hiçbir hak hukuku yok. En büyük kereste mesela ticareti Çinlilerin elinde, Moğollar faydalanamıyor. Çinlilerin bu insanlıklı siyasetine karşı çıkan Güney Moğollar tutuklanıyor, ağır hapis cezalarına çarptırılıyor ve yargısız idam cezalarına çarptırılıyor. Güney Moğolistan'daki Çinli mülteci yöneticilerin dertlerini anlatamayan 17 kişiden oluşan bir Moğol delegasyonu derdini anlatmak üzere geçen Şubat ayında Pekin'e gitmişler. Ama Pekin'de hiçbir makam bunları kabul etmemiş, onlarla görüşmek istememiş ve onların hepsini tekrar dış Moğolistan'ı postalamış, geri göndermişler. Merkezi Washington'da bulunan Moğolistan İnsan Hakları Teşkilatı'nın başkanı Engebotu Tovuçu 26 Kasım 1919 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak bugün tarih sahnesinden silinmek gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Güney Moğolistan halkını kurtarmak için acil önlemler almaya çağırmış durumda. Sayın Başkanım, vaktimiz var, kısaca. Tamam, bir toparlarsanız. Evet. Dağıldı. Evet. İsterseniz ben burada bırakayım. Eğer sorular olursa ona göre cevaplandırayım. Uzatmayayım vaktimizi. Erkin Altekin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. İki göz ameliyatından sonra kusura bakmayınız. Tam şey edemiyorum, takip edemedim. Biraz tereddütlerim oldu, kusura bakmayınız. Erkin Bey'in bildirisinden de Çinlilerin Doğu Türkistan'da uyguladıkları kültür soykırımının bir nevisini de hem İç Moğolistan'da yani Güney Moğolistan'da hem de Tibet'te uyguladıklarını görüyoruz.